Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? Hemen öncelikle onları sıralayayım. Fırında mangal tadında bir tavuk kanadı hazırlayacağız. Altına da elma dilimi patates dizeceğiz. Çorba olarak da yalancı kolay ezogelin çorbası yapacağım. Bir de biberli salçalı bir bulgur pilavı hazırlayacağım. Hemen öncelikle tavuğu soslayayım. Pilav ve çorbam çok kolay olduğu için onlar pişene kadar tavuk da pişmiş olacak. Şimdi hemen öncelikle sosunu hazırlayayım. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Baharat olarak kekik, karabiber, toz biber, pul biber ve tuz. Ortalama bir çay kaşığı kadar hazırladım. 2 diş kadar yani 1 yemek kaşığı sarımsak dövdüm. Birazcık sulandırdım. Sosu şöyle bir karıştırıyorum. Eğer ki vaktiniz varsa 1 yemek kaşığı yoğurt koyup tavuğunuzu en azından bir 2 saat dolabınızda dinlendirebilirsiniz. Ama benim şu an vaktim yok. 3 adet orta boy patatesi elma dilim olacak şekilde doğradım. 700 gram kadar da tavuk kanadını ortadan ikiye kesip temizledim. Yıkadım ve süzdürdüm. Onu da ilave ediyorum. Öncelikle bu malzemelerin hepsini önce birbirine yediriyorum. Fırınımın tepsisini aldım. Altına fırının normal tepsisini, üzerine de telini. Öncelikle tavuk kanatlarını dizeceğim. Şekilde. Çok kenarları almayın çünkü suyu aktığı zaman direkt kenarlara gelir. Bu şekilde hem tavuğun suyu da biraz patateslere geçiyor. Çok daha güzel oluyor patatesler. Tavukları aralıklı olacak şekilde dizdim. Şimdi altına da patatesleri atıyorum. Patateslerinizi çok fazlasıyla büyük dilimlere ayırmayın. Çünkü tavuk çabuk pişeceği için bu sefer patatesler altta çiğ kalabilir. Biraz sos kabını karıştırayım şöyle suyla. Çok hafif su koyacağım. Üzerine kanadı yerleştiriyorum. 220 derecelik fırına götürüyorum. Tavukların üzeri kızardıktan sonra şu şekilde çevireceğim. Diğer tarafları da kızarması için. Tavuklar kızarırken patates de altta pişecektir. Ortalama 30 dakika ile 40 dakika arasında pişiyor. Sizler de kendi fırınlarınıza göre dikkatlice pişirin. Yemeğimiz fırında pişerken ben de yalancı kolay ezogelin çorbasını yapacağım. Bu tamamen bu kendi uydurmam bir çorba. Bu şekilde kattım ve çok hoşuma gitti. Lezzetli oluyor ve kolay. Yarım su bardağı kırmızı mercimeğe 2 yemek kaşığı bulgur, 2 yemek kaşığı da pirinçi katıp yıkadım. 2 diş kadar sarımsak. 1 adet orta boy kuru soğanı katıyorum. Hiçbir şekilde kavurmayacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı dolusu nane. 1 tatlı kaşığı tam dolu dolu domates salçası. Çok salça ilave etmeyeceğim. Yeterince tuz. Bir miktar karabiber. Göz kararı koyuyorum baharatları. Bir miktar pul biber. Kettle'da kaynattığım kaynar su ilave ediyorum. Göz kararı. Çok fazlasıyla eklemeyeceğim. Daha sonrasında kuyruğuna göre ilave ederim. Normal yaptığımız ezogelinden malzemesinden sadece 1 yemek kaşığı un eksik. Unsuz yapacağım bunu. Diğer kalanları kavurma falan işlemi yapmadığımız için kolay ve yalancı diyoruz. Tamamdır. Şimdi arka tarafı alacağım. Ocağın altını yakayım. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum. Arka tarafı alayım. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Bu burada pişe dursun. Hemen hemen bir 20 dakikada pişiyor. Ara ara karıştırın. Bu sefer dibini tutmasın pirinç ve bulgur. Ben burada hemen bulgur pilavını yapacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencereme alıyorum. Ocağın altını yakıyorum.
doğradığım 1 adet kuru soğan, 1 adet yeşil biber, 1 adet de kırmızı biberi yemeklik olacak şekilde doğradım. Onları da ilave ediyorum. Soğan ve biberleri hafif rengi değişene kadar kavuruyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Kavurdu. 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Mevsimine göre 2 adet orta boy domates ilave edebilirsiniz. Yemeklik doğrayıp hafif salçayla kavuracağım. Kokusu çıksın. Daha sonrasında çiğ bir tat gelmemesi için. Yeterince kavrulduktan sonra 2 su bardağı bulguru yıkadım, süzdürdüm. İlave ediyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum. Orta ateşte 1-2 dakika boyunca bulguru kavuracağım. Şu bardakla 2 bardak bulgur koymuştum. Şimdi bununla 3 tane de su koyacağım. Tuzunu da ilave ediyorum. Biraz pul biber. Kapağını kapatıyorum. Altını kısa alıyorum. En kısa. Yavaş yavaş pişsin. Arada kontrol edeceğim. Piştikten sonra pilavımın altını kapatacağım. Pilav pişti. Tavuk da fırından şimdi çıkarmak üzereyim. İlk önce çorbamı blenderdan çekeyim. Sizlere kıvamını göstereyim. Oldukça koyu. Şimdi blenderdan çektim mi o kıvamını alacak. Çorba yanımdayken doldurayım. Kıvamını sizler de görün. Tadı gerçekten gayet güzel oluyor. Yakından kıvamını da göstereyim. Gayet güzel bir çorba oldu. Patatesi ve tavuğu da fırından çıkardım. Bundan boşaltayım. Servis tabağına alayım. Gayet güzel kızarmışlar. Yolunda gayet güzel olmuş. Tavuktan da koyuyorum. Pilavımda gayet tane tane olmuş. Tavuklar ve patates de çok güzel kızarmış. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.